الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومؤين. Aziz müminler, bir ahlak ve erdemler programında tekrar sizlerle bir aradayız. Arz ettik ki müminler cihad-ı ekber mücadelesinde nefsimize eğitebilmek, insanı kamil olabilmek, Allah'ın rızasını kazanabilmek için şeytani sıfatlara, rezil sıfatlara karşı mücadele etmemiz, nefsimizi tezkiye etmemiz, o sıfatlardan kendimizi arındırmamız ve bu yolda, bu vadide yerimizde saymamamız ve her geçen gün ilerlememiz gerekir. Ve bunun için de yardımlara ihtiyaç vardır. Konuştuk bu yardımlara ve bunun için de dedik engellere karşı mücadele vardır. O engellere karşı mücadele etmemiz gerekir. O engellerin başında dedik günah gelmektedir. Günah en büyük engeldir bu yolda insana. Ve en büyük engellerden bir tanesi gıybet idi ki 8-10 program bu konu üzerinde durduk ve duracağız da. Duracağız da. Müminler, gıybete sebep olan, ki bir önceki programda gıybetin ameli açıdan tedavilerini konuşmuştuk. Dedik ki ameli açıdan tedavi yöntemlerinden bir tanesi gıybetin nedenini çözmek. Niçin ben gıybet ediyorum? Bunu çözmek ve o nedeni yok etmek, yani bataklığı kurutmak. Müslümanlar arasında gıybetin en fazla sebeplerinden bir tanesi suizandır. Suizan, kötü zanda bulunma. Kötü zanda bulunuyor. Başlıyor arayış içerisine, tecessüse başlıyor. Müslüman, Müslümanı adeta dedektif gibi takip ediyor. Adeta casus gibi takip ediyor. Adım adım, karış karış takip ediyor. Neden? Bir ayıbını bulabilir miyim? Tahmin ediyorum bunda bir şey var. Suizan ediyor. O tahmin dediğin şey suizan. Bunda bir şey var, suizan sonra tecessüslük. Tecessüslük, suizan bir araya geldiği zaman dil devreye girer, başlar konuşmaya. Müminler, Peygamber Efendimiz buyurur, وَحْفَزُ أَلْسُنَتَكُمْ أَلْسُنَتِكُمْ Dilinize sahip olun. Dilinize sahip olun. Dilin afetlerinden biri hem de büyük afetlerinden biri gıybet. Genelde Müslümanlar 3 tane musibeti musibet olarak görmüyorlar. Musibet olarak görmüyorlar. 3 tane günahı günah olarak görmüyorlar. Gıybettir, yalandır, iftiradır. Bu üçü. Bir insan bir şeyi musibet görüyor ise ondan kaçar. Ona tutulmamak, yakalanmamak için ondan uzak durur. Neden? Birilerinin hayatının içinden gıybet çıkıp gitmiyor. Yalan gitmiyor, iftira çıkmıyor birilerinin hayatından. Neden? Çünkü musibet görmüyor onları da ondan. Günah görmüyor onları da ondan. Ve çok yaygın olduğundan dolayı bu 3 tane mikrop, İslami camialarda çok yaygın olduğundan dolayı bunların çirkinliği adeta yok olmuş gitmiş. Bu musibetlerin çirkinliği yok olmuş. Açarsanız İslami terimlere, bu 3 musibete bakarsanız, yalan ediyor, bütün günahlar bir odaya kilitlendi. O odanın kapısının anahtarı yalandır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bir Müslüman bunu bu şekilde yakin etse, kavrasa, bakın kavrasa, kalbe yerleştirse, onun hayatının içerisinde
yalanın olması mümkün müdür? İftira, bu dinin peygamberi buyuruyor, kendi öz annesi ile Allah'ın beyti Kabe'de yapılan 36 zinadan daha ağır günahtır. Bir insan bunu bu şekilde idrak etse, bilse, kavrasa, yakin etse, o insanın hayatının içerisinde iftiranın olması mümkün müdür? Gıybet, eşeddu minez zina, zinadan daha ağır günahtır buyuruyor. Cehennem köpeklerinin yiyeceğidir buyuruyor. Bir Müslüman bu mikropları, bu musibetleri bu şekilde görse, derk etse, kabullense, o insanın hayatının içerisinde bu musibetlerin olması mümkün müdür? İşte bu musibetlere kapı açan sebeplerden bir tanesi suizandır. Suizan, eğer bir insanın lisanında söyleyecek bir hayır söz yoksa, söyleyecek güzel bir söz yoksa, hakikaten bazılarının gerçekten bakınız, hayır konuşamıyor, güzeli konuşamıyor bazıları. Hayır konuşacak kadar kabiliyeti, güzel konuşacak kadar yeteneği yok. Ama İslam bu noktada diyor ki, eğer konuşacak bir hayır sözün yoksa, konuşacak bir güzel sözün yok ise, orada sükut cevherdir, cevher. Hadis-i şerifte var, اَسَّمْتُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ Sükut, cennet cevherlerinden bir cevherdir. بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ Sükut, cennet kapılarından bir kapıdır. بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْحِكْمَةِ Hikmet kapılarından bir kapıdır buyuruyor hadis-i şerif. Ve Allahu Azze ve Celle Hucurat suresinin 12. ayetinde buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ictennibu kesiren minezzenni. Ey iman getirenler, ey Kur'an diyenler, Allah diyenler, Müslümanız diyenler, ictennibu uzak durun. Neden? Kesiren minezzenni. Zannın, suizanın, bakın zannın çoğusundan uzak durun. Zannın, yani suizandan uzak durun. Zannın çoğusundan uzak durun. Çünkü inne ba'zez zanni ismun. Öyle zanlar vardır ki ismun günahtır. Ve la tecessesu. Birbirinizin arayışı içerisinde olmayın. Birbirinizin dedektifliğini yapmayın, birbirinizin casusluğunu yapmayın. Arayış içerisinde olmayın. Eğer insan suizandan kaynaklı arayış içerisine girerse, önce suizan, sonra arayış, tecessüslük, bu ikisi yan yana geldiği zaman dil devreye girer. Gıybet etmeye başlar. Müminler, Müslüman her gördüğünü, her işittiğini önce kötüye yormamalıdır. Her gün yüzlerce şey görmekteyiz. Her gün binlerce şey işitmekteyiz. Müslümanın vazifesi zahirde yanlış olan, zahirde efendim, olmaması gereken bir şeyi kendisine göre gördüğü zaman onu iyiye yormalı. Onu kötüye yormamalı. Bir şey işittiği zaman onu iyiye yormalı, kötüye yormamalı. Hemen suizan etmemeli. Çünkü suizan gıybete kapı açar. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, iyi düşünmeyi alışkanlık haline getirin. İyi düşünmeyi. Müslümanlar hakkında iyi düşünmeyi alışkanlık haline getirin. Eğer Müslümanın elinde şarap şişesi görsen, içki şişesi görsen, de ki bu adam Müslümandır, içmez.
Müslüman içmez. Kendine bunu söyletebil. Götürecektir, bunu imha edecektir. Götürüp bunu çöpe atacaktır. Müslüman adam içmez. Kendine bunu alır, dedirtebil. Eğer nefsin sana baskın gelip, yok canım götürüp içecek, bu şekilde dedirtiyorsa ikinci kez kendini zorla. Kötü düşünmeme namına kendini zorla. Yine nefsin sana baskın geliyorsa, üçüncü kez, 4, 5, 15, 65, 69, 70. Ve birisi sual eyledi, peygamber evladı, sizin dediğiniz gibi ben 70 defa kendimi zorladım. O Müslüman hakkında iyi düşünmek için kendimi zorladım ama bir faydası olmadı bana. 70'ten sonra ne yapayım? İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki 70'ten sonra yine kötü düşünme. İyi düşün. Yine kötü düşünme. 70'ten sonra yine iyi düşünemiyor isen o zaman kendini suçla, kına. De bana yazıklar olsun, ben nasıl bir Müslümanım ki bir Müslüman hakkında iyi düşünemiyorum. Ehl-i Beyt'in öğretilerine bakın. Bizim üstadımız, ahlak üstadımız bu dersi hiç unutmam. Hiç unutmam, bundan 30 sene önce bu dersi bize verdiğin zaman öğrencilerden birisi sordu, dedi hocam. Bu hadise göre, üstad, bu hadise göre biz kendimizi aldatmış olmaz mıyız? Ben görüyorum ki bu götürüp içecek. Üstad şu cevabı verdi. İmam da biliyor ki bu adam götürüp içecek. Ona rağmen diyor ki, siz böyle düşünün. Siz kendinizi, nefsinizi baskı altına alın ki kötü düşünmeyin, iyi düşünün. İmam neden bunları söyledi? İyi düşünmeyi alışkanlık haline getiresiniz diye. Çünkü bugün sen efendim hak eden bir insan hakkında o şekilde kötü düşünür isen kötü düşünmeyi alışkanlık haline getirirsin zaman ile. İyi düşünün. Tahran'da amil alim, bakın amil bir alim, buraya çok iyi dikkat edin. Çok çok iyi dikkat edin. Amil alim Seyyid Mehdi Kovam. İnsanlara çok faydalı bir alim, çok güzel öğretileri olan, hastalarla ilgilenen, fakirlerle ilgilenen, yoksullarla ilgilenen, sadece namaz kıldırmıyor bu alim. Sadece namaz alimi değil. Eğitimleri var, dersleri var, sosyal faaliyetleri var, sosyal hizmetleri var. Bunun talebesi diyor. Kendi talebesi Seyyid Mehdi Kovam'ın talebesi, bu hadise şah zamanında yaşanmış bir hadise, inkılaptan önce diyor, bir gece Rey sokaklarında üstadın arkasında üzerinde çirkin kıyafet olan genç bir bayan gördüm. Üstadın arkasında bir metre, bir buçuk metre üstadın arkasında uygunsuz bir kıyafetle giden bir bayan gördüm. Üstad önde, bu bayan arkada. Suizan etmeye başladım. Dedim bu bizim ahlak üstadımız, alimimiz, hocamız. Bize din öğretiyor, helal haram öğretiyor. Gecenin bu vakti, bu saatte, sokakta bu uygunsuz kıyafet üzerinde olan genç bayan nasıl bunun arkasında bu şekilde gidiyor? Acaba nereye gidiyorlar diye suizan edip takip etmeye başladım. Orada kendi kendisine şunu diyebilirdi. Müslüman, Hucurat suresi sana diyor ki وَلَا تَجَسَّسُ İnsanları araştırmayın. Arayış içerisinde olmayın. İnsanları incelemeyin. Takip etmeyin insanları. Kendisi kendisine bunu demesi gerekirken demedi. Ve şeytan bunu bunların peşi sıra yönlendirdi. Diyor ben baktım ki üstad o bayanla beraber bir otele girdi. Bir otele girdi. O otel de o dönemde diyor adı kötü anılan bir oteldi. Yani genelde ahlaksızlık yapanlar o otele giderlerdi. Adı çıkmıştı otelin
halk dilinde, halk içinde otel meşhur bir otel olmuştu. Ahlaksızlık ile anılmakla. Dur, benim zannım çoğaldı, suizannım çoğaldı. Kendi kendime dedim, vay 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 vay. Bu ne biçim bir alim? Bu ne biçim efendim helal haram öğreten bir alim? Biz yıllarca bunu mu dinlemişiz? Biz yıllarca bunun mu arkasında namaz kılmışız? İlk işim diyor, onun arkasında namaz kılmamaya karar vermek oldu. Artık ben onun arkasında namaz kılmayacağım. Ve ilk işim onun derslerine katılmamaya karar vermek oldu. Derslere katılmadım. Onun arkasında gidip namazımı cemaatle kılmadım. Terk ettim. Evimden dışarıya çıkmıyordum. Ona doğru çıkmıyordum. Gitmiyordum ona doğru. Bir gün diyor kendi kendime düşünüp o alimin, Seyyid Mehdi Kovam'ın haline diyor güldüm. Kendi kendime düşünüp güldüm. Alaylı alaylı güldüm. Kendi kendime dedim ki biz ki seni kendi gözümüzle gördük. Şimdi sen bu halinle millete din dersi veriyorsun, helal haram dersi veriyorsun, Allah korkusu diyorsun. Ve onun o haline güldüm. Dedim ki ben gideceğim bunun gözünün içine bakarak sohbetini dinleyeceğim. Belki beni görüp utanır. Diyor haftalar sonra diyor geldim bunun dersine ama içeri kalabalıktı. İçeri o kadar kalabalıktı ki kapının önünde ayakkabılar vardı. İçeri çok kalabalık olduğundan dolayı ayakkabıların olduğu efendim yerde bir köşede ben oturdum. Dışarıya ses sistemi koymuşlar. Ses dışarıya geliyor. Ben diyor oturduğum andan itibaren üstad sohbetinin şeklini değişti. Oysa o benim geldiğimi bilmiyordu. Ben onu görmüyordum, o beni görmüyordu. Benim o meclise geldiğimi de bilmiyordu. Birden sohbetin ahengini değiştirdi. Hucurat suresinden şu ayeti okudu. İnne ba'ze zan ismun. Zan etmeyin, zannın çoğusu haramdır. Ayetini tilavet etti ve bu ayeti şerh etmeye başladı. Zahirde halkla konuşuyordu. Ben görüyordum ki zahirde oradaki cemaat ile konuşuyordu. Ama batınında adeta benimle birebir konuşuyormuş gibi sohbet ediyordu. Diyordu ki azizim, benim Müslüman kardeşim, sen ki seyyidi gecenin bir vakti, efendim bir bayanla üzerinde uygunsuz kıyafet olan bir bayanla gördün azizim, senin vazifen, bir anda, birinci adımda suizan etmek miydi yoksa husni zan etmek miydi? Kendi kendine şunu diyemez miydin? Şayet o kadının bir sıkıntısı var, gelmiş bu alimin yanına, bu alimden yardım talep etmiş, bu alim de ona yardım etmek için oraya gidiyor. Bu şekilde düşünemez miydin azizim? Ama sen bu şekilde düşünmedin muhterem Müslüman. Yetmedi. Bu şekilde düşünmenin yanına bir de cemaat namazlarını terk ettin. Yetmedi bir de ilim sohbetlerini, dersi terk ettin. Neden kendine bunları ettin Müslüman? Diyor bunları işittiğimde kalbim biraz olsun sakinleşti ama rahatlamadım. Oysa kendi kendisine şunu diyebilirdi bu Müslüman. Allah'ın sıfatlarından biri ya men azharel cemil ve seterel kabi. Ey güzellikleri açan Allah, ey ayıpların üstünü örten Allah. Kendi kendisine diyebilirdi ya bu alimin ayıbı da olmuş olsa benim vazifem bunu örtmektir. Açmak değildir. Benim vazifem Allah'a benzemektir bu noktada. Sıfat yönünden Allah'a benzemek, Allah örtmektedir kötülükleri, ayıpları, açmaktadır güzellikleri. Bu şekilde düşünmesi gerekirdi, düşünmedi. Aradan birkaç zaman sonra bu alim vefat etti. Bu alimin cenazesinin defni esnasında bu alimin Seyyid Mehdi Kovam'ın en yakın arkadaşı dedi ki çok iyi bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Bakınız buraya iyi dikkat edin, programın sonlarına geldik. Vefat ediyor. Dedi bu çok iyi bir adamdı ve bunun
çok böyle hayret verici işleri vardı. Acayip halleri vardı. Bir gece Lalezar sokağında beraber gidiyorduk. Lalezar sokağı Şah'ın döneminde efendim kötü bilinen bir sokak. Ahlaksızlıkların çok yapıldığı bir sokak o dönemde öyle biliniyor. Dedi bir gece Lalezar sokağında beraber gidiyorduk. Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanın şehadet gecesiydi. Meclisten çıkmıştık, buna mecliste bir zarf vermişlerdi. Zarfın içinde hediye vardı, para vardı. Bana dedi ki Lalezar sokağına gidelim. Geldik Lalezar sokağına. Kızı yaşında genç bir kızı çağırdı. Bana dedi ki dostum bu gece Lalezar sokağına gidelim mi? Dedim Seyyid, alim, biz ne arıyoruz Lalezar sokağında? Ne işimiz var orada? Dedi ya bugün de biz gidelim. Dedim sen bu alimliğinle, sen bu efendim takvanla zahirde gidelim diyorsan gidelim. Geldik diyor oraya. Orada kızı yaşında birisini çağırdı. Dedi kızım bu gece Hazreti Fatıma'nın şehadet gecesidir. Bak bu gece burada kalsan ne kadar eline para gelecek, şu kadar. Ben o kadar paranın 10 katını sana veriyorum. Bunu Hazreti Fatıma'nın meclisinde bana hediye verdiler, ben de sana veriyorum. Bunun üzerine de adresimi yazmışım. Bu gece Hazreti Fatıma hürmetine günah işleme. Eğer bu günahtan tövbe etmek istersen ki tavsiyem dön bu yoldan. Ben seni evlendireceğim temiz birisiyle, yuvanı da kuracağım. Bu seyyidin böyle acayip işleri vardı. Ve diyor ben o gün orada, o suizanı yapan insan o gün orada pişman oldum, tövbe ettim dedim. Demek ki benim de gördüğüm hadise buna benzer hadiselerden birisiydi. Onun için müminler, Müslümanın vazifesi hoşnü zan etmektir. Suizan Müslümanın vazifesi değil. Rabbim bizleri nefsimiz ile baş başa bırakmasın.